Yakaladım Yusuf seni. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapacağız bugün anneciğim? Yatak çama. Evet. Seviyorsun değil mi? Evet. Tam zamanı arkadaşlar. Evet. Çünkü yapraklarımız tazecik. Yaprak sarmanın Evet. tam zamanı. Evet. Ve ıspartamızın yaprakları da çok güzeldir arkadaşlar. Böyle Evet. göstereyim. İncecik. Büyük bile olsa çok, yani çok incecik, çok güzel. Yani Evet. ıspartamızın yaprakları da çok güzeldir. Zaten burada pasmalar var. Anneciğim. Evet. Şimdi ne yapalım Üsküp'cüğüm? Yapıma geçelim. Evet. Aile sırasında göre biz gibi iki kişiyseniz veya üç kişiyseniz ailede bir su bardağı pirinç yetiyor arkadaşlar. Böyle gösterelim. Değil mi anneciğim? Bir su Evet. bardağı kadar pirincimizi ıslattık ılık suyla, yıkadık güzelce ve süzdük. Evet. Bir su bardağı pirinç. Bir adet domatesimiz var arkadaşlar. Evet. Bir tane soğanımız. Ufak ufak doğradık. Evet. Sarımsağımız var. 3 diş. Evet. Salçamız var. 1 yemek kaşığı domates salçamız. Evet. Yarım yemek kaşığı biber salçamız var. Anne diyeyim. Canım, biraz nane doğradık. Tamam. Naneden sonra biraz maydanoz doğradık. Evet. Bol yeşillik Çok tabii daha doğru. güzel olur. Başka ne anneciğim? Tamam işte bu kadar. Evet. Yarım çay bardağı. Yarım su bardağı. Çünkü Evet. zeytinyağlı olacak Bunu sarmamız. saydın mı anne diyeyim? Ha, onu saydım anneciğim. Unutursam sen bana söyle Sonra. yardımcım. Sarımsak o. Saydım. Yarım su bardağı zeytinyağımız var. Biraz da sıvı yağ katacağız. Evet. Aileniz kalabalıksa bu malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Ama bizde Evet. bunlar yetiyor değil mi anneciğim? Evet. Ve baharatlarımız. Kırmızı toz biberimiz var. Pul biberimiz. Kimyonumuz, karabiberimiz, nanemiz, tuzumuz, biraz kekiğimiz isteğe bağlı. Bütün sevdiğiniz baharatta kalabilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi şimdi katalım anneciğim. Evet. Daha önde neyden Fark etmez başlıyorum? anneciğim, domatesten. Sen onları katarken ben de yapraklarımızı Bundan mı haşlayayım biraz başlayalım? ve yıkayalım. Evet anneciğim. Wow. Şimdi neyden? Şimdi soğan kat. Bundan mı? Evet anneciğim, soğan soğan. Evet, şimdi yapıyorduk, değil mi? Evet anneciğim. Nerede kaldık? Soğan dedim, soğan katmadın yavrucuğum. Bir Ha, tane evet. domatesimiz kattık. Hemen bir adet ufak ufak. Ben robotta çekmiyorum çünkü çok sulanıyor. Hani yardımcı yardım etmiyorsun? Bu ben 3 diş sarımsağımız var arkadaşlar. neyden başlayayım? Sen de baharatlarımızı ve tuzumuzu kat anneciğim. Hadi. Dikkatli ol. Burada hemen salçamızı Yapabilir miyim? kattık. Var anneciğim, oraya hazırladım ben Ha, zaten. anladım. Şimdi seviyorum ben. Nanemiz, ben de çok seviyorum. Şimdi bakayım. Tabi elinizin lezzeti daha başka. İsterseniz elinizden de karıştırabilirsiniz. Aa, Yusuf da baharatlarımızı kattı. Tuzumuzu Evet. kattık. Tadına bakabilirsiniz. Tuz azsa ilave edebiliriz. Evet anneciğim. Hadi anneciğim karıştır. Yardımcım hadi yardım et. Ben yaprak karışacağım da. Yavaş Tamam. yavaş. Dışarı çıkarmadan şöyle. İşte böyle güzelce. Wow. Yağımızı da katalım. Evet. Biraz da ben sıvı yağ getireyim anneciğim. Zeytinyağımızı da. Yavaş yavaş karıştır anneciğim. Tamam. Ay. Ay. Çok güzel oldu yemek. Ay. Bu kadar da arkadaşlar. Sıvı yağımız var. Efendim. Zeytinyağımız, sıvı yağımızı da kattık. Şimdi güzelce onu karıştıralım. Evet. Ben de bu arada yaprakları haşlayayım hemen. Wow. Çok güzel bir yemek o bak. Evet. Sıcak suyu da arkadaşlar. Yaprağımız çok taze olduğu için hemen böyle rengi değişti mi? Bir tık kaynasın. Hemen alalım arkadaşlar böyle kevgirimize. Sonra hemen ben soğuk suda bir daha yıkıyorum. Yıkadıktan sonra sarmaya hazır. Hemen. Hadi Yusuf sarsana. Yapraklarımız hazır. Bakın arkadaşlar içimiz de harika oldu. Görünüşü, rengi. Çok güzel. Aa, bu arada neyi unuttuk? Bu sarma kimin sarması Yusuf? Benim. Sarma. Çilek Benim. teyzenin sarması. Sarma ablamın tarifi. Ve ailede herkes çilek ablamın Kaçıkta ne sarmasını yaptın güzel anne? çok severdir. Ben de ondan öğrendim. Ha. Böyle yapmasını. Ben de yaptım. Şöyle hemen saralım. Yapmak Yap anneciğim istiyorum. al bir tane de sen yap hadi. Tamam. Böyle.
minik minik yapraklar da var. Onu da Yusuf'a saracağım ben. Ufak ufak sarma saracağız. Evet. Ve? Şimdi sarayım mı? Yaprak, yırtık yaprak olursa ve biraz da taze olmayan yaprakları da atmıyoruz arkadaşlar. Evet. Onları da tenceremizin altına koyuyoruz ki tenceremiz bu. Yapışmasın diye tenceremizin altına çıkan yaprakları koyalım. Hoppa tamam Yusuf bak. Hadi sen de sar. Aa, Yusuf'un sarmasına bakın bir de arkadaşlar. Yırtık komik oldu. Evet ya keşke bir yardım eden olsaydı. Evet. Sarma sarı Hakan'a yanında annenizin veya bir kardeşiniz arkadaşınız olması çok güzel. Ya kolay aslında malzemesi hazırlamak ama sarmak biraz yapardım, vakit alıyor. Yapardın annem benim. Ay, yaparım anneciğim ben. Bunlar hazır. Ama sen onu çok dağıtmışsın anneciğim ya. Evet. Ama çok komik oldu. İsterseniz ben böyle de nasıl kolayınıza gidiyorsa benim böyle de kolayıma gidiyor arkadaşlar. Böyle elimize kurup ufak yaprakları. Arkadaşlar, şimdi bir şey göstermek istiyorum. Göstereceğim. Burada. Tamam. Doğum gününüz kutlu olsun. Sen de her videoda doğum günlerini kutluyorsun arkadaşların ya. Çok mu seviyorsun? Evet. Onlara mı vereceksin? Evet. Ama anlamaz sen de neciğim? Evet. Zeytinyağı yaprak sarmamı oğlum diyecek değil mi? Evet. Bu kadar çok faydalı. Bu küçük benim mi? Evet, sana küçücük yapacağım ben. Hı. Ve sarmaya devam edelim biz. Evet, bitti yemeğimiz. Sarmamız bitti. Evet. Ama ben de bittim bu arada. Yani belinizde ve boynunuzda bir sorun yoksa yani sarın. Ama ben biraz sonuna doğru yoruldum yani. Bir benim ağrı girdi bakın arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Ve biraz bozuk çıkan yapraklarımızı altına yaptım ben. Şimdi sarmalarımızı sıraklayacağız. Bu minik çünkü benim dibi tutmasın diye. Evet. Ben oğluma bir sürü minik sarma da yaptım. Yay. Bakın arkadaşlar bunlar Yusuf'un. Minnak minnak. Ben minnak yaptım oluşuma. Gördün mü? Gel, çok anne güzel. Baban minikleri yemedin. Tamam anneciğim sen ye. Ve burada arkadaşlar sardım. Sardık bitti. Ve dibinde kalan yağı yani aroması çok güzel oluyor. Buna biraz sıcak su kattım. Ve sarmamızı tavamıza, tenceremize yerleştirdikten sonra üstüne dökeceğim. Evet. Koyduk bitti. Evet. Hemen şimdi dikkatli bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Evet. Kaynadıktan sonra hemen altını kısalım. Evet. Yoksa sarmamızın dibi tutar. Evet. Suyu da az az ekleyelim. Böyle limonlarımızı da koyduk. Hemen üstünü geçecek şekilde arkadaşlar. Yeter düşürdü. Biraz tadına, biraz piştikten sonra tadına bakarız. Evet. Ben çok pişmiş seviyorum böyle. Bir saat falan kaynasın. Suyu azalırsa mutlaka su dökelim. Dikkatli bir şekilde. Ve sarma taşınız varsa mutlaka koyun. Benim yok şu anda, onun için koymuyorum. Porselen bir tabağa su koyup üstüne de koyabilirsiniz. Şimdi pişmeye gidiyor. Evet. Şimdi pişti. Tadına bakıyorum. Evet. Sırada tadım kısmı pişti. Evet. Sarmamız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gösterse minicik sardım benim oğluma. Bak çok tatlı. En ufak o Yusuf. Bebek gibi. Evet. Bu da Şarkı Baba. Bu da anne. Evet. Bu arada arkadaşlar pişerken üstüne biraz zeytinyağı gezdirin. Gezdirdim ben. Bunu evet. Söylememiştim. Söylemiş olayım. Evet. Hadi tadına bak bakalım anneciğim. Şimdi sen de hiç de bir tek kelim istiyorum. Harika oldu. Hadi ben de bakalım. Hadi beraber bakalım. Bu bebek, bu baba, bu anne, bu baba, bu abi. Şimdi de bakıyorum. Çok güzel. Ay çok güzel olmuş gerçekten. Lokum gibi pişmiş ya. Yumuşacık. Ama puan var da şimdi. 50 puan. Tebrikler. Teşekkür ederim anneciğim. Arkadaşlar mutlaka siz de yapın. Evet.
Yani çiğ denemediyseniz bütün iş malzemesini hepsinde çiğden deneyin. Zeytinyağı yaprak sarmasını çok güzel. Mutlaka böyle denemediyseniz mutlaka siz de yapın arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet. Ve hemen artanları da böyle buzdolabı poşetimize koyduk. Kışa hemen demin dondurucuya koyacağız. Evet. Şimdiden kışa hazırlık da başlıyor. Evet. Ve üstüne yoğurt yapalım şöyle biraz pul biber. Oh çok güzel olur. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Evet. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evet, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.